Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eda Çağlayan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir hırka çalışması yapacağız. Çiğ tanesi hırka modeli. Sizlere bu çiğ tanesini daha önce iki farklı yelek modeli şeklinde anlatmıştım. Bir tanesi önden düğmeli beyaz renkte bir çiğ tanesi yelek modeliydi. Bir tanesi de yeşil renkte yandan düğmeli bir yelek modeliydi. Bu sefer bu çiğ tanelerini kollara koyduk ve geri kalan tamamını haroşa olarak ördük çok güzel bir hırka çalışması hazırladık sizler için. Yakadan başlama olacak. Roba ayrımlarından sonra önce kolları sonra bedeni örerek dikişsiz bir şekilde devam edeceğiz. Sadece kol altlarında e, dikişlerimiz mevcut. bir bir buçuk yaş için uygun. Eğer bebeğiniz minyonsa 2 yaşa kadar da kullanılabilir. Ölçüleri vereceğim zaten size. Yakamızda tekli lastik var. Çiğ tanesi örgü modelimiz var. Bir de haroşamız var. Bir de şöyle etek ve kol uçlarında yine tekli lastik uygulamamız var. <laughs> Şimdi enseden etek ucuna kadar 31 santim. Hemen genişliğini de vereyim size. El farkı olduğu için arkadaşlar bunları veriyorum. Şöyle beden genişliğimiz 25 santim. Omuzdan kol ucuna kadar. Şuradan 30 santim ve Reglan kol olarak ölçümüzse 10 santim arkadaşlar. Umarım izlenmesi çok olur. Çünkü Instagram'da çok sevildi. Umarım benimle birlikte keyifli örersiniz. Şimdi eğer sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. Pim Nako Elite Baby kahverengisini kullanıyorum. Kağıdı kaybolmuş arkadaşlar. O yüzden renk numarasını veremiyorum size. 250 metre uzunluğunda şöyle göstereyim orta kalınlıkta bir bebe yünü iki yuma ihtiyacımız var <laughs> şiş numaram 3,5 ve yakasına 81 ilmek atarak başladık 81 ilmek attıktan sonra lastikli yaka yapacağız 7 ilmek haroşa geri kalan tekli lastik 7 ilmek haroşa ile bitireceğiz ilik düğme pat kısımlarında haroşalarımız var her zamanki gibi Şimdi 7 ilmeğimi haroşa olarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşayı ördükten sonra 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters şeklinde tekli lastik uygulaması yapıyoruz. 7 ilmeğim kalana kadar bu şekilde bir ters bir düz lastik uygulamamızı yapacağız. Devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar gideceğim. Yakada toplamda 4 diş haroşa 8 sıra tekli lastik olacak şekilde öreceğiz. Sonra yaka ayrımlarına, model kurulumuna başlıyoruz. Biraz detaylı bir video olacak. Elimden geldiğince yavaş anlatmaya, detaylı anlatmaya çalışacağım. Ama eğer ki hala hani yavaş anlatmam sizi hala çok hızlı geliyorsa, önce dinleyin, sonra videoyu durdurun, örün, sonra videoyu yeniden devam ettirin. Bu şekilde ör durdur dur şeklinde ilerlerseniz çok rahatlıkla örebilirsiniz ya da videonun ayarlar kısmından hızını biraz daha düşürebilirsiniz. Bakın burada videoyu kesmiyorum ki ilk sırayı birlikte e, tamamlayalım diye. Tekli lastikle sıramın sonuna kadar geliyorum. 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi. Burada tekli lastik yapmak istemezseniz haroşa olarak da örebilirsiniz. Bu arada kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 7 bakın düzle şurada haroşadan sonra düzle başladım. Düzle bitirdim. 7 ilmek haroşayla devam ediyorum. Şimdi örgün arka tarafında yine 7 ilmek haroşamı öreceğim. Ve tekli lastiğin arkasını örüyorum. Nasıl yapıyorduk? Önce 7 ilmek haroşamı öreyim. 1 2, 3 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra düzle bitirdim. Düzün arkasını ters, ters ilmeğimin arkasını düz. Yani yaptığımız işlemin tam tersini uyguluyoruz. Eğer örgüye yeni başladıysanız ve benimle birlikte ilk defa örüyorsanız önce tekli lastiği şöyle küçük 20 ilmeğin 20 ilmek atarak başlayın. Tekli lastiği iyice bir öğrenip sonra videoya devam edebilirsiniz. Hem ipinize kötü olmamış olur örsök yapmamak için. Şimdi şurada bakın ilk dişimiz oluştu. Tekrar ön yüze geldiğimizde 7 ilmek haroşa ve tekli lastiğimizi uygulayacağız. Bu şekilde ön yüzden saydığımızda bu 3 dişe tamamlanacak arkadaşlar. Ön yüzler 3. gidelim. 3.'ün arkasında ilk iliğimizi açacağız. Hemen şu ön yüzden 3 dişe tamamlayıp dönüyorum. Ön yüzden 1, 2, 3 diş olacak şekilde haroşa ve tekli lastiğimi tamamladım. Şimdi örgümün arkasındayım. Ben şu an erkek için olanı örüyorum. Yani örgümün sol tarafını iliğimi açacağım. Eğer kız için örüyorsanız örgünün sağ tarafına. Yani şimdi bu başlangıçta açacaksınız. Hem sizler için hem de bizim için yani hem kız hem erkek öğrenler için göstereyim nasıl ilik açıyoruz. Kız için ilik açıyorsanız şimdi burada ilik açacaksınız. Şöyle yapıyorsunuz. Baştaki iki tane ilmeği örüyorsunuz. Sonra üçüncü ve dördüncü ilmeğin ikisini birlikte haroş olacak şekilde kesip bir tane artış yapacaksınız. Bu şekilde <laughs> kalan bütün ilmekleri de örüyorsunuz. Şimdi erkek için yaptığımız için şöyle sona doğru gideceğiz. 7 ilmeğimi örüyorum ve kalan bütün ilmeklerimi de tamamlıyorum. Yine bir ters bir düz şeklinde sıranın sonuna kadar 7 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu arada yakada toplamda 4 diş haroşa 8 sıra lastik demiştim. Öyünüze geçtiğimizde bir sıra daha gideceğiz. Sonra e, roba ayrımlarına başlayacağız. Hemen hızlıca 7 ilmek kalana kadar örüyorum. 7 ilmeğim kalana kadar örgümü tamamladım. Bu arada 8 mi bırakmışım yok? 2 4 6 7. Şimdi 1 2 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. bir tane artış yapıyorum. iki tane ilmeğimi haroşa olacak şekilde örüp kestim ve ilk ilimi açmış oldum. Her bir her bir ilik arası 15 diş haroşa olacak ve toplamda 5 tane ilik düğme açacağız arkadaşlar. Yine ön yüze geçtim ve 7 ilmek haroşamı ördüm. Bakın burada ilk iliğimi açmış oldum. Hızlıca bir sıra daha gidelim. Önü ve arkayı tamamlayalım. Toplamda şu kenar kısmımız bakın 1, 2, 3, 4 diş oldu. Arkayı da tamamlayalım. Ön yüze geçtiğimizde e, rob ayrımlarını yapacağız. 4 diş haroşaya tamamladık ve yakamız bitmiş oldu arkadaşlar. İlk iliğimi zaten burada açtım. Yine tekrar edeyim. 15 diş arayla toplamda 5 tane ilik düğmemiz olacak. Şimdi 81 ilmeğin 15 tanesini önlere, 10 tanesini kola, 23 tanesini arka bedene ikişer ilmek toplamda 8 ilmek de sağından ve solundan ayırım yapacağımız ilmekler, artış yapacağımız ayırım ilmeklerimiz olacak. O ilmekleri de haroşa olacak şekilde örüyoruz. Şimdi 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1.

15 ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra şöyle bir tane halka yaparak gizli artış yapıyorum. Bildiğiniz teknik varsa gizli artışı rahatlıkla yapabilirsiniz. Ya da benim gibi şöyle bir tane halka yapabilirsiniz. Ve iki tane haroşa örüyorum. Bu iki haroşanın olduğu yere renkli ip takabilir ya da ayraçlar kullanabilirsiniz. Hani yerini yönünü şaşırırım falan diye düşünürseniz. Ve tekrar bir tane gizli artış yapıyorum. 10 ilmek kol için öncelikle düz olarak öreceğim. Bir sonraki sırada model kurulumuna başlayacağım. Modelle yaka arasında bir sıra oluşsun istiyorum. Direkt hemen yakadan sonra kola başlamak istemiyorum. Gizli artışımı yaptıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum ve tekrar bir tane gizli artış yapıyorum. 2 tane haroşa örüyorum. 1 tane gizli artış yapıyorum. Arka için 23 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 23 ilmeğimi haroşa olacak şekilde ördüm. Tekrar bir tane gizli artış yapıp 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Yine kola geldim. 10 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artış yaptım. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve tekrar bir tane gizli artış yapıyorum. Kalan 15 de haroşa olarak örüyorum. Hem Robayı ayırdık hem de modelimizin ilk kurulum sırasını oluşturmuş olduk. Şimdi arka tarafta haroşaları haroşa olarak örüyoruz. Kolumuzun içindeki bu 10 tane ilmeğimizi ve sağından ve solundan artış yaptığımız ilmekleri ters örgü olarak öreceğim. Hemen gösteriyorum. Şimdi 15 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümü tersindeyim. Hırkamız nasıldı? Ön İki ön ve arkası tamamen haroşa. Kolumuzun olduğu yerde modelimiz vardı. O yüzden haroşaları sadece iki ön ve arka kısımda bakın 15 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Artış yaptığım ilmeği haroşa olarak örüyorum. Ve iki tane ayırım yapacağım. Sağından solundan ayırım yaptım. Ve artış yaptım ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Şimdi burada artış yaptığım hani 10 tane ve sağından solundan artış yaptığım ilmekleri ters olarak örüyorum. Kolun içinde bulunduğu ilmekleri artırdığımız ilmekleri ters olarak örüyorum. Orası haroşa olarak olmayacak. Ona dikkat edelim. Çünkü kolumuzda model var. Haroşa olarak örersek modelimiz bozulmuş olur. Umarım orayı detaylı bir şekilde gösterebilmişimdir. Anlatabilmişimdir. Kolun içindeki 10 tane ve sağından ve solundan birer artış toplamda 12 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Geri kalan ilmeklerimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayalım, ön yüze geçelim. Kolumuzun olduğu yerleri düz örgü, ön, arka ve diğer ön tarafı bu şekilde haroşa olarak örüp tamamladım. Şimdi modeli olabildiğince detaylı bir şekilde dediğim gibi anlatacağım, yavaş yavaş anlatacağım dikkatlice izlerseniz çok rahatlıkla örebileceksiniz. Öndeki haroşa artış yerine kadar ilmeklerimi örüyorum. Zaten artık zannediyorum ki haroşa olarak örüyorum dememe gerek yok. Beden kısmımız tamamen haroşa. Ve şimdi bu artış yapacağım yere kadar ilmeklerimi örüyorum. Hemen şöyle kontrol edeyim. Evet. Şimdi bakın iki tane haroşamın olduğu yere geldim. Dediğim gibi eğer e, kafanız karışırsa şu iki yere ayraç takabilirsiniz. Ama bakın zaten bir önceki sırada artış yaptığım ilmeğim şöyle çapraz görünür. Onu da örüyorum. Sonra iki tane haroşamın olduğu yere geliyorum. Bakın bir önceki sırada artış yaptığım ilmeğim yine burada ve çapraz bir şekilde görünüyor. Şuraya renkli bir ip de bağlayabilirsiniz tam olarak görebilmeniz için. Şimdi. Bir tane gizli artış yapıyorum. İki ilmeğimi haroşa olarak örüp bir tane gizli artış yapıyorum. Ve sonra şimdi modelimizi daha önce yaptıysanız çiğ tanesi örgü modelini iki düz iki ters iki düz iki ters şeklinde e, örülüyor ve arkası böyle kesmelerle Düz örgülerle devam ediyor. Eğer hiç yapmadıysanız, ilk defa örüyorsanız, küçük bir model olarak yani 20-25 ilmek kadar önce çiğ damlası örgü modelini iyice eliniz alışsın diye bir örün. Sonra benimle birlikte hırkaya başlayın. Daha iyi olur, daha sağlıklı olur arkadaşlar. Ama zaten burada da detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi, dedim ya iki ters iki düz iki ters iki düz şeklinde gidiyor şu artış yaptığımız ilmeğimiz birinci ters ilmeğimiz olacak. Yanındaki ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani bir, bir, şey, bir sonraki sırada yani arka tarafta iki ilmeği düz olarak öreceğim ki bu artış yaptığım ilmek de buna eşlik edip iki tane ters olmuş olacak. Şimdi bir tane gizli artış yaptım. Bir tane ters olarak ördüm. Sonra iki düz olabilmesi için ne yapıyorduk çiğ tanesinde? Düz ilmeğimi örüyorum ama şişten çıkartmıyorum. Şöyle kendime doğru çeviriyorum ve aynı ilmeğin içine çapraz olarak batıp bir düz daha örüyorum. Bir ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartarak şu şekilde bir görüntü sağlıyorum. İki tane düz ilmek örmüş oldum. Ve yine arada iki tane tersim var. Yeniden iki düz öreceğim ama bir tane düz örüyorum şöyle kendime doğru çeviriyorum. Aynı ilmeğin içine çaprazdan girerek bir düz daha örüyorum. Ne yaptım? İki düz, iki ters, iki düz. Tekrar iki ters. Model hep bu şekilde ilerliyor. Şimdi yine iki düz öreceğim ama düz örüyorum. Şişten çıkartmıyorum. Kendime doğru çeviriyorum. Aynı ilmeğin içine batarak çapraz bir ilmek daha çıkarmış oluyorum. 2 ters 2 düz ve bir ters örüyorum son kalan ilmeğim bir tane gizli artış yapıyorum iki tane haroşa örüyorum bir gizli artış yapıyorum arka beden için ilmeklerimi örüyorum eğer kafanız karışacaksa bu iki haroşa olan yeri iki düz örgü olarak da örebilirsiniz. Ayırım ilmeklerini iki düz örüp sağından solundan artış yapabilirsiniz. Ama zaten birkaç sıra sonra artık yeri tam net olarak belli olacak. Bakın aslında şöyle çapraz görüntülerle yerleri belli oluyor. Sizin de birkaç sıra sonra tam anlamıyla gözünüz alışmış olacak. Şimdi arka beden için ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum kaçırmamak için şöyle bir kontrol edeyim. Bakın ben de kaçırabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi konuşurken. Evet. Şimdi arka beden için ilmeklerimi ördüm. Bir tane gizli artış yaptım. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ne dedim? 2 tersle başlayacağız ama. Bu artış yaptığım ilmeğim Ters olarak kabul edeceğim. Yanına bir ters daha örüyorum. Önce artış yaptım, bir ters ördüm. Şimdi düz öreceğim, iki düz ama düz örüyorum. İçinden ilmek çıkarttım. İki düz olarak örmüş oldum. İki ters, iki düz, iki ters. Bu iki düz dediğim ilmek içinden ilmek çıkarmak. Bunu sadece düz ilmekleri örerken yapıyoruz bu arada. Terslerimizi e, iki ters olarak normal örüyorum. Son olarak ilmek içinden ilmek çıkarttım. Bir ters ördüm. Bir gizli artış yaptım. İki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve yine yanından gizli artış yapıyorum. Ön için ilmeklerimi haroşa olarak örüp hem model kurulumunu hem de ikinci artış sıramı tamamlamış oldum. Şimdi Arka tarafta bu bir düz ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttığımızda ne oldu? İlmeklerimiz artmış, fazlalaşmış oldu. Onları keserek modelimizi de ortaya çıkarmış olacağız. Arka taraftayım ve bu artış yaptığım yere kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Artış yaptığım yere kadar ilmeklerimi ördüm, iki haroşamı ördüm. Şimdi şuraya kadar benim hem artış yaptığım şu son iki ilmekte sağından ve solundan artış yaptığı ilmekler. Kolumuzun içine geldik. Şimdi burada ne dedim ben? Sadece kolumuzun içindeki ilmekler değişiyor, geri kalan tamamen haroşa. Dedim ki modele başlarken bir tane artış yaptığım ilmeğim, bir tane de yanında ters ilmeğim var. Model nasıldı? İki ters, iki düz. iki ters, iki düzdü. Burada bir ters vardı. Yanına bir ters daha düşmesi gerekiyor. O yüzden artış yaptığım ilmeği arkada düz örgü olarak örüyorum ki ön yüze ters örgü olarak düşsün. Sonra yanına bir ters vardı. Onu da düz olarak örüyorum. Toplamda iki ters yan yana gelmiş oldu. Sonra bir düz ilmekten bir ilmek çıkarttık. Burada dedim ya ilmekler fazlalaştı. Ne yapıyorum? Arka tarafta ikisini birlikte alıyorum. ilmek içinden ilmek çıkarmıştım. Bakın ikisini birden aldım. Ters örgü olarak kesiyorum. İşte bu kadar. Sonra yanında iki ters vardı. Onları arka tarafta iki düz olarak örüyoruz. Her zaman ön yüze yaptığımız iki tersi arkada düz örgü olarak öreceğiz. Ve tekrar bakın zaten burada ilmeklerimiz böyle birbirine yapışıktır. Düz ilmeğin içinden bir düz ilmek çıkarttım. Ne yapıyorum? İkisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Ve yanında iki tersim var. İki düz örgü olarak örüyorum. Şimdi ön yüzde iki ters iki düz, iki ters iki düz olarak yaptığımız modeli arka tarafta bir kez iki düz, bir kez iki düz şeklinde yapıyoruz. İki düzümü ördüm. Hemen yanında ilmeklerim var yine düz içinden düz çıkarttıklarım. Onları kesiyorum. Ve iki düz. Kesiyorum. Şimdi yine burada bakın artış yaptığım ilmek ve yanındaki ters ilmek var. İkisini de düz örgü olarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Bu kesme yaptığımız ilmekler bizim modelimizi oluşturuyor öyle puf puf çıkıntılı görünmesini sağlıyor ilk modelimizi kurduk her iki model arasında önden bir sıra düz arkadan bir sıra ters olacak şekilde ayrımımız var yani birbirine yapışık görünmesin diye iki modeli birbirinden ayırmak için iki sıra düz gidiyoruz. İki sıra dediğimde tekrar ediyorum. Önden düz arkadan ters olarak önlü arkalı saydığımızda iki sıra olmuş oluyor. Şimdi arka ilmeklerimi ördüm. Haroşa olarak ve diğer kola geçtim. Yine aynı şey yapacağım. Şu haroşalarımı da öreyim. Ayrım ilmeklerimi de ördüm. Bakın artış yaptığım ilmeğim var. Yanında ördüm ters ilmeğim var. Ne yapıyorum? İkisini birlikte arkada düz örgü olarak örüyorum. Ve hemen yanında düz ilmekten bir düz ilmek çıkarttığım yer var. İkisini birlikte kesiyorum. İki düz, bir kes. İki düz, bir kes. İki düz, bir kes. ve iki düzle bitirdim. Haroşalarımı örüyorum. <laughs> ve şimdi şunu da söyleyeyim hemen dipnot olarak. Kol içinde modelin olduğu yerde artış yaptıkça modelin yerleri öreceğimiz ilmekler de değişiyor. O da şöyle. Şimdi hani birer tane arttırdık. Onları arka tarafta düz örgü olarak ördük ya ön yüze iki ters yan yana düşsün diye. Mesela bazen onları ters olarak da öreceğiz. Hemen göstereceğim ne demek istediğim. Bakın yavaştan model şu şekilde ortaya çıkıyor ama bir iki model sonra tam net olarak ortaya çıkacak. Yine ön yüzdeyim ve artış yapacağım yere kadar ilmeklerimi örüyorum. <laughs> 2 üç model sonra tam anlamıyla kendini gösterecek modelimiz. Şöyle kontrol ederek gidiyorum artış yapacağım yere kadar evet şimdi artış yapacağım yere kadar ilmeklerimi ördüm bir tane gizli artış yapıyorum iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve bir tane gizli artış yapıyorum şimdi dedim ya modeli kurduk bakın bir önceki sırada artış yaptığımız ilmeği de düz olarak ördüğümüz için yanında zaten bir tane tersle başlamıştık iki tane tersimiz bir model iki ters bir model olarak e, düşmüş oldu Şimdi bir tane gizli artış yaptım. Ne dedim? Modeli birbirinden ayırmak için bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kontrol ediyorum. Evet 14 tane ilmeğimi Koldaki 14 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Sadece koldaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Çünkü sadece kolda modeli uyguluyoruz. Haroşalarımız devam ediyor. Sakın iki önü ve arkayı bozmayın arkadaşlar. Oralar hep haroşa olacak. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer kola doğru gidiyorum.

tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Yine kolun olduğu yere geldim. Bakın iki tane ters bir model, iki ters bir model. Düz örgü olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum, iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum, bir tane gizli artış yapıyorum ve öndeki kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine arka tarafta haroşalarımı haroşa, kol içindeki ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim çünkü ön yüzden düz olarak ördük o kısmı hemen göstereceğim. Arka taraftayız. Öncelikle artış yaptığım yere kadar haroşa olarak örüyorum. Biraz detaylı bir roba arkadaşlar. Ama modeli artık tam e, anlamıyla kafanızda elinizde oluşturduğunuz zaman su gibi akıp gidiyor. İnanın çok böyle hızlı giden bir model. E, mesela yan örülen bebek yeleğinde çok hızlıca ilerliyor. Bir günde hemen bitirebiliyorum yeleği. Şimdi ön için ilmeklerimi ördüm artış yaptığım ilmeği de haroşa olarak örüyorum ve iki ilmeğimi sağından sondan artış yaptığım ilmeklerimi de haroşa olarak ördüm. Kol içindeki ilmeklere geldim. Bakın şu artış yaptığım onları ters örgü olarak örüyorum. Yine tekrar edeyim. Ee, belki sıkılmışsınızdır. Of yeter falan diyenler olabilir ama burası önemli. Haroşaları haroşa, sadece kol için ördüğümüz ilmekler ters örgü olarak örülüyor. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Ön yüzde yeniden model kurulumunu yapacağız birlikte. Bu arada şimdi belki şaşır, şaşıranlar olacaktır. Ters diyor falan diye. Ben haroşaları da hep tersten ördüğüm için bu sırayı tamamen ters örgü olarak gitmiş oluyorum. Lütfen siz benim söylediğimi dikkate alırsanız, eliniz benden farklıysa birebir aynı model ortaya çıkacaktır. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Arka tarafı tamamladım. Bakın modelimiz aslında ortaya çıktı. Modeli kurduk. Düz örgü. zaten şöyle başlamıştık. Düz örgüyle başlamıştık. Modelimi modelimizi kurmuştuk. Yeniden düz örgüyle devam ettik. Şimdi yeniden ikinci modeli kuracağız. Yine artış yapacağım yere kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ben yine de haroşa deme, devam ediyorum. <laughs> az alışkanlığı ama yine de ben söyleyeyim. Daha iyi olacak. Bu şekilde devam ediyorum. Yerimizi kaçırmayalım, kontrollü bir şekilde ilerliyorum. Evet, şimdi bir tane gizli artış yaptım. İki ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Aslında şöyle bakın, tam olarak daha net ortaya çıktı. Bakın, iki tane haroşam. Şuradaki ilmeklerim çapraz, yani artış yapacağımız yer. Ortaya çıkmış oluyor tam anlamıyla. İki aruşamdan sonra bir, bir gizli artış yapıyorum ve hemen şöyle kontrol ediyorum. Modelimiz nasıldı? Bir tane düz içinden düz çıkarıp iki tane ters. Bir tane düz içinden düz çıkarıp iki tane ters. Şunlar bizim modelimizin olduğu yerler. Zaten yerleri belli. Şöyle göstereyim. Şöyle top top görünüyor bakın ilmeğim şu devamı. Bu ilmekleri gördüğümüzde düz içinden düz çıkaracağız. İki tane tersim burada. Bakın yine top şeklindeki ilmeğim düz içinden düz çıkaracağım. İki tane ters yine top şeklinde düz içinden düz çıkaracağım. İki tane ters sıradaki ilmeğim ne yapıyorum? Düz içinden düz çıkarmam gerekiyor. Artış yaptım. Düzümü örüyorum. İçinden bir düz daha çıkarttım. Ve sıradaki ilmeğim zaten hazır. iki ters. Şimdi hani net anlayacaksınız. Bak düz içinden düz çıkarıp arkada kestiğim ilmeğim. Yine onun içinden düz içinden düz çıkartıyorum. 2 tane ters. Zaten artık yerleri birinci modelden sonra ortaya çıkıyor. Sizin burada tek yapmanız gereken bu kolun içindeki sağından ve solundan artış yaptığımız ilmeklerin yerlerini şaşırmamak. Yani yeni bir ilmek çıktıkça onu düz içinden düz mü çıkaracağız yoksa ters mi örmemiz gerekiyor? Sadece onu şaşırmayın. Onu da benim gibi böyle yakınlaştırıp zaten top şeklinde bu ilmeklerimiz belli oluyor. Bunların da yanında sağında ve solunda iki ters olacağı için hani o şekilde rahatlıkla artık örgünüzü örebilirsiniz. Ne yaptım? Düz içinden düz çıkarttım. iki ters ördüm. Yine Düz içinden düz çıkaracağım ilmeğe geldim. Artık yerim belli. Çok rahatlıkla örgüme devam ediyorum. 2 ters. Düz içinden düz çıkartıyorum. 2 ters. Düz içinden düz çıkarttım. 2 ters. Ve yine artış yapacağım yere geldim. Bir tane ilmeğim kaldı. Ne yapıyorum? 2 tersten sonra düz içinden düz çıkartıyorum. Bakın burada da şu haroşaların olduğu yer bakın yanları çapraz artış yapacağım yere gelmiş oldu. Artış yaptım. 2 haroşamı ördüm. bir tane artış yaptım. Arka için ilmeklerimi örüyorum. Artış yapacağım yere kadar örüyorum. Kontrol ederek gidiyorum yine. Evet, bir tane gizli artış yapıyorum. İki haroşamı ördüm. Bir tane gizli mı yaptım. Burada da bakın iki tane haroşamın olduğu yer belli. Yanındaki ilmekler bu şekilde çapraz görünüyor gizli artış yaptığımız için yine şöyle yakınlaştırıyorum ne yapmışım iki ters düz içinden düz iki ters düz içinden düz çıkarmam gerekiyor gizli artışımdan sonra düz içinden bir düz çıkarttım iki tersimi örüyorum düz içinden bir düz çıkarttım iki tersimi örüyorum hiç modelde kayma falan yok zaten ee, şuradaki çiğ tanesini yine aynı yere aynı ilmeğin içine yapıyoruz. İki ters düz içinden düz çıkarttım. İki ters son olarak düz içinden düz çıkarttım. Bir tane gizli artış yapıyorum. İki ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir tane gizli artış Kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Şimdi yine arka tarafa geçtiğimde çoğalan ilmeklerimi keseceğim. Terslerimi düz olarak öreceğim. Model hep kendim bu şekilde tekrar edecek. Arka taraftayım. Artış yaptığım yere kadar haroşalarımı örüyorum. Ilmeklerimi ördüm, iki tane haroşamı da ördüm. Ve şimdi kol içinin olduğu yerdeyim. Artış yaptım ilmeğim. Yanındaki ilmekler. Şimdi şöyle bir kontrol ediyorum. Çeviriyorum. Bakın. Şu ilmeğim benim ilmek içinden ilmek çıkardım. iki ilmeği. Yanında iki tersim ilmek içinden ilmek çıkarttım. Ve bu artış yaptığım ilmeği de doğal olarak ne olarak öreceğim? Düz olarak öreceğim ki öne ters düşsün. Bir düz örüyorum. İlmek içinden ilmek çıkardığım için ikisini birlikte alıp kesiyorum 2 düz bir kesiyorum 2 düz bir kesiyorum Az önce de söylediğim gibi Yeni ilmekler ortaya çıktıkça sıradaki ilmeği nasıl öreceğimizi bu şekilde kontrollü bir şekilde gidersek çok e, rahatlıkla örgümüz su gibi akıp gidecek. Her seferinde benim gibi önü çevirip şimdi ne yapmamız gerekiyor diye mutlaka bakmamız gerekiyor. E, ben bile hani üç tane hırka ördüm e, bu modelden hala bakın kontrollü ilerliyorum. Şimdi bir tane kesmemi yaptım yine. Artış yaptım ilmeğe geldim. Bunu da düz olarak örüyorum ki kestiğim ilmeğin yanında ters ilmeğim oluşsun. Ve haroşalarımı örüyorum. Son bir kez daha göstereceğim arkadaşlar nasıl yaptığımızı. Sonra ne kadar öreceğiz onu söyleyeceğim. arka ilmeklerimi örüyorum. Bakın modelin arkası da bu şekilde ilerliyor. Bu arka tarafta da güzel bir görüntü oluşuyor. Çok seviyorum. O yüzden ben kabartmalı e, örgü modellerini çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz en sevdiğim örgü modeli ahududu. Sonra fare dişi örgü modeli ikisini çok seviyorum. Ama e, bu çiğ tanesi örgü modelini artık sevmeye başladım çünkü görüntüsü böyle kabarık kabarık olduğu için çok hoş duruyor örgülerde. Şimdi arka taraftaki ilmeklerimi artış yerine kadar ördüm ve iki tane haroşamı da ördüm. Yine şöyle kontrol ediyorum. Bakın çevirdim. Daha detaylı bir şekilde göstereyim size. Şu benim bakın şu devam eden ilmek içinden ilmek çıkardım ilmeklerim. Yanında iki ters var. ilmek içinden ilmek çıkardım ilmeklerim. Şu da artış yaptım. Yani ters düşmesi lazım yanına. O yüzden düz örgü olarak örüyorum ki ön yüze ters düşsün. Ve kesiyorum. 2 düz. Orada bir düzle başladık, bir kestik. Şimdi iki düz, bir kes olarak ilerliyorum. 2 düz. Bir kes. 2 düz. Bir kes. 2 düz. Bir kez, iki düz, bir kez bir düz Kolumuzu da tamamladık ve ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum şimdi ön yüze geçtiğimde ne yapıyorduk ee, bir modeli kurduk hemen altına ön yüzden bir sıra düz arkadan ters olarak gidiyoruz ki yine diğer modelle arasında boşluk oluşsun diye şimdi ön yüzden de görüntüsünü size göstereyim zaten modelimiz tam anlamıyla artık ortaya çıktı bir kez daha göstereceğim İkinci modelimizde bu şekilde ortaya çıktı. Yine tekrar ediyorum bazen atlatarak izleyen arkadaşlarım oluyor. Kol içinde artış yaptığımız ilmekler şimdi ördüğümüzde nasıl gelecek diye sadece onu kontrollü bir şekilde ilerlersek çok rahatlıkla örebileceğiniz bir model arkadaşlar. Sakın çok karışıkmış falan deyip videodan ayrılmayın. Takıldığınız ne olursa yorumlarda veya instagram hesabından bana ulaşırsanız birlikte örgümüze devam edebiliriz. Şimdi ön yüzden haroşalarımı haroşa, kol içindeki ilmeklerimi düz, arkadan haroşalarımı haroşa, kol içindeki ilmeklerimi ters olarak örüp dönüyorum. İlmeklerimi, haroşalarımı ve ön yüzden düz, arkadan ters olarak ördüm. Şimdi üçüncü model kurulumuna başlıyoruz. Son bir kez daha nasıl yapıyorduk onu göstereceğim. Sonra ne kadar öreceğiz onu söyleyeceğim. Yine artış yapacağım yere kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İlikleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. 15 diş arayla şu an kaçıncı yapıyoruz? Şimdi bu ilk iliğim. 2 4 6 7'yi gidiyoruz. 8 sıra sonra ikinci iliğimizi açacağız. Artık zaten sağından ve solundan artış yaptığım yerler tam anlamıyla ortaya çıktı. Bakın bu şekilde kendini belli ediyor. Bir tane gizli artış yapıyorum. iki tane haroşa örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve hemen şöyle bakıyorum. Bu top şeklinde görünen ilmeğim düz içinden düz çıkaracağım. İki ters düz içinden düz çıkaracağım. iki ters. Artış yaptıktan sonra iki ters olarak Örüyorum. Bak düz içinden düz çıkaracağım. Dediğim gibi sadece şöyle kontrol ederek nasıl öreceğim diye bakarak devam ederseniz çok rahatlıkla ilerleyeceksiniz. İki ters ilmek içinden ilmek çıkartıyorum. İki ters ilmek içinden ilmek çıkartıyorum. İki ters ilmek içinden ilmek çıkarıyorum. 2 ters ilmek içinden ilmek çıkartıyorum. Son olarak iki ters örüyorum. iki ters başladım, iki ters örüp bir gizli artırmamı yapıyorum. Bakın burada da iki haroşam zaten yeri belli. Gizli artışımı yapıyorum. Arka için ilmeklerimi örüyorum. artış yapacağım yere kadar sırt kısmı için ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Geldim artış yapacağım yere. 2 ilmek haroşamdan önce bir tane artışımı yaptım. Haroşalarımı örüp bir tane artış yapıyorum. Ve yine şöyle kontrol ediyorum. Bu ilmek içinden ilmek çıkaracağım yer bakın top şeklinde görünüyor. Ve iki ters ilmeğim. iki ters ilmek içinden ilmek çıkarıyorum. İki ters. Sıradaki ilmeğim zaten yeri belli ilmek içinden ilmek çıkarıyorum. Hiç ezbere gitmeden hep böyle yakınıma alarak bakıyorum. Sıradaki ilmeğim nedir diye. Sonra modelimi kuruyorum. Şimdi arka tarafta da nasıl yapacağımızı göstereceğim. 2 tersimi ördüm bir gizli artış. 2 ilmek haroşa, bir gizli artış. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Hani bu haroşaların yanından gizli artış yapıyoruz ya, onları ajurlu da yapabilirsiniz. Delikli olacak şekilde. Yani bu artış yeri tamamen sizin isteğinize kalmış. Orayı nasıl isterseniz örebilirsiniz. Dediğim gibi iki düzlü örebilirsiniz. Ön tarafı da ördüm. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Artış yapacağım yere kadar haroşalarımı örüyorum. Yaptığım yere kadar daha doğrusu o yüzden artış yaptım. Hiç videoyu olabildiğince burada kesmiyorum ki tam anlamıyla Detaylı bir şekilde gösterip birlikte örelim istiyorum burayı. Şimdi artış yaptığım ilmekleri ördüm ve yanındaki iki haroşamı ördüm. Kol kısmındaki şu benim gizli artışım, şu. Ve hemen çeviriyorum ne yapmam gerektiğini şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir tutuyorum, bakın. Şu top şeklindeki ilmeğimin olduğu yer benim şu iki tane ilmeğim. Ilmek içinden ilmek çıkarttım. Sonra yanında iki tane tersim var. Sıradaki artış yaptığım ilmeği düz örgü olarak örmem gerekiyor. Çünkü iki tane tersim var. Bunu düz olarak öreceğim ki bir sonraki model kurulumunda düz ilmeğin içinden ilmek çıkartacağım. Yani bu artış yaptığım ilmeği arkada ters olarak örüyorum ki ön yüze bu şekilde düz düşsün. Ve hemen yanında bakın düz düşüyor. Yanında iki tersim var. Sonra kesme yapacağım ilmeğim var. Burada sakın kafanız karışmasın. Yine tekrar ediyorum. Artış yaptığım ilmeği ters olarak ördüm. Ön yüze düz düşsün. Bir sonraki model kurulumunda bu düz ördüğüm ilmeğin içinden ilmek çıkartacağım. Şimdi ters olarak ördüm. İki düz. Ve kesme yapıyorum. İki düz. Bir kes. Iki düz, iki düz bir kez iki düz bir kez iki düz bir kez iki düz bir kez iki düz ve yine burada bakın artış yaptım ilmeği ters olarak örüyorum ki ön yüze düz gelsin. İçinden bir sonraki modelde ilmek içinden ilmek çıkartacağım. Şimdi arkadaşlar diğer tarafı da bir birlikte örelim. Yaklaşık 45 dakikadır size model kurulumunu gösterdim. Olabildiğince detaylı anlattım. Normalde bir robayı 45 dakikada şey pardon bir yeleği 45 dakikada örüp anlatıp bitiriyorum sizlere. Ama burada sağdan ve soldan ilmekler arttıkça model örülümü değiştiği için daha detaylı bir şekilde göstermek istedim. Yine tekrar edeyim ben belki videoyu atlatarak izleyenler olur. Sağdan ve soldan ilmekler arttıkça modeldeki örgü şekli değişiyor. Yani sıradaki ilmeği düz mü öreceğiz ters mi öreceğiz yoksa kesecek miyiz diye değişiyor. Orayı her seferinde ön yüze çevirip bakarsanız hiç kafanız karışmayacak arkadaşlar. Şimdi arka için ilmeklerimi ve sağından solunan artış yaptım haroşamı ördüm ve yine çeviriyorum. Şöyle bakıyorum. Şu benim. bir Netleş evet. Şurası benim. Bakın devam ediyor. Ilmek içinden ilmek çıkarttığım yer şuradaki iki tane haroşa şey tersim özür dilerim iki tersim ve bu artış yaptığım ilmeği de doğal olarak ne yapacağım düz örgü olarak örmem gerekiyor ki bir sonraki sırada ilmek içinden ilmek çıkaracağım yani ters öreceğim düz düşecek öne iki düz bir kes iki düz bir kes arkada ters örüyoruz ki ön yüzde düz görünsün o ilmeğimiz yeni başlayan arkadaşlar eğer tersi düzü bilmiyorsanız lütfen önce onları da bir başka bir 20-25 ilmekte öğrenin çünkü bazen bana instagramdan yazıyorsunuz e, haroşa dediğiniz nedir ki ters dediğiniz nedir ki ben anlayamadım falan diye her zaman önce düzü tersi iyice pekiştirmek için öğrenip sonra videolara geçin daha rahat öğrenecek ve öreceksinizdir 2 düz Bir ters olarak ördüm. Kolundaki ilmeklerimi de bitirdim şimdi robamın. Ve böylece diğer modeli de tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burayı detaylı bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Yaklaşık 50 dakika oldu bu arada. Uzun bir roba anlatımı oldu. Ön yüzden de son kez şöyle bir bakalım nasıl göründü. Ne yapıyorum? Modeli kurduğum için Ön yüzden düz arkadan ters olarak gideceğim. Koldaki kısımları zaten gerisi tamamen haroşa. Hırkamızı şöyle bir çevirelim. Şöyle bir bakalım. Ne yaptık? Diye bir kontrol edelim. Bak 3. modelimizi de tamamlamış olduk. Yine göstereyim şöyle. Haroşa örüyorum. Düz örüyorum. Haroşa örüyorum. Düz örüyorum. Diğer modele geçmek için şu aradaki sırayı oluşturmak için. Arkada da haroşa ters haroşa ters Şimdi arkadaşlar bu şekilde 18 defa artış olana kadar devam edeceğiz kaç yapmışız 1 2 3 4 5 6 tane artış yapmışız 12 defa daha yapalım ee, Şuradaki kol içindeki modeli hiç bozmadan devam edelim benim gibi kontrollü bir şekilde arkayı çevirip önü çevirip bakarak Örmeye devam edeceğiz ama 18 artışı ön yüzden yapalım arka tarafa geçerken Kolu bedenden ayıracağız. Ön yüzden 18'e tamamlayalım. Arka tarafı gitmeyin arkadaşlar. Daha sonra kol ay yapacağız. Sonra bedeni birleştirip hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi şu e, artışları 18'e tamamlayıp dönüyorum. Dedim ya hırkanın 3 rengini çalışıyorum. Videoda 3 ayrı renk göreceksiniz demiştim. Şimdi bunu kız için çalışıyorum bu arada. Mavisini ve kahverengisini erkek için yapmıştım. Bu sarıyı da kız için yapayım dedim. Ben bu arada düğmelerini de diktim. Ön yüzden 2 4 6 8 10 12 14 16 18'e tamamladım. Bu benim son sıram 18. artış sıram. Şimdi 18'in arkasını giderken kollarımızı bedenden ayırıyoruz. Bu arada bakın hiç modeli bozmadan bu şekilde devam ettim. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi şöyle alalım. Ön için ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Örgümün tersindeyim. 18. artışımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ve 34. Ön için 34 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi koldaki e, ilmeklerime ve modelime devam ediyorum. Bir tane haroşam var ve artış yaptığım ilmeğim var. Şöyle çeviriyorum. Ve bakıyorum ne yaptım? Keseceğim. İki ters, bir tane düz düşmesi lazım. O yüzden ters olarak örüyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi burada iki tane haroşa vardı. Bir tanesini bedene, bir tanesini kola verdim. O yüzden bir haroşa, bir ters, iki düz olarak devam ediyorum. Kesiyorum. Modelim nasılsa, nasıl kaldıysa aynı şekilde kola devam edeceğim. Kaç ilmek öreceğiz kol için? Onu ön yüze geçince söyleyeceğim. Çünkü şu anda ilmeklerim fazla. Önce bir kesmelerimi yaparak ilmeklerimi mi eksiltiyorum abone düz bir kez yaparak ilmeklerimi eksilttim. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. iki düz bir kes yaparak şimdi iki düz bir ters örüyorum çünkü bakın son artış yaptığım yerdeyim bir ters bu haroşalardan da bir tanesini kola veriyorum iki tane haroşa vardı bakın bir haroşa bir de artış yaptım ve geri dönüyorum şimdi artık sadece kolla devam edeceğiz Baştaki bu haroşayı bir tanesini kola verdi ki onu örerek alacağım her seferinde dikiş için bana kolaylık olsun diye. Şimdi modeli kurduğumuza göre ne yapıyorum? Bir sıra düz gideceğim. Bu birinci ilmeğim. kenar ilmeğini ördüm kol için. Birinci ilmeğim ve saymaya devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ve 48. 48 tane ilmeğimi kol için ayırdım ve geri dönüyorum. Artık bu 48 ilmekle örgüme devam edeceğim. Arka tarafı ne yapıyordum? Kenar ilmeğini ördükten sonra tamamını ters örgü olarak öreceğim. Modelime olduğu gibi devam ediyorum. Buradaki şimdi tek değişen şey sağdan ve soldan artık yeni ilmekler gelmeyecek. Örgüme olduğu gibi devam edeceğim. 48 ilmekle kolu tamamlayacağız. Kol ucunda birkaç ilmek eksiltip lastik örgüyle bitireceğiz. Son kez yeniden modeli göstereyim size. Şimdi tamamını ters örgü olarak örüyorum. Bilerek hiç videoyu kesmeyeceğim. Burayı iyice öğrenelim diye. Ilmeklerim tamamını ters ördüm, kenar ilmeğimi de ördüm, geri dönüyorum. Artık kolumuz bedenden ayrıldı. Yeniden model kurulumuna başlıyorum ve şöyle kontrol ediyorum. Bu benim ilmek çıkaracağım, ilmek içinden ilmek çıkaracağım yer. İki ters, bir düzüm var. Yani bunun da içinden ilmek çıkaracağım. Bu da kenar ilmeğim. Hemen şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum, düz içinden düz çıkarıyorum, iki ters örüyorum. Bakın düz içinden düz çıkaracağım yere geldim. Artık model hep aynı şekilde devam edecek. Ee, hiç dediğim gibi sağdan soldan ilmek çıkmayacağı için bu şekilde devam edecek. Kenar ilmeğinden sonra hemen düz içinden düz çıkaracağız. Her seferinde aynı şey yapacağız yani. Sıra sonuna kadar gidelim. iki ters ilmek içinden ilmek çıkararak ilerliyorum. Ben bu sıradan sonra oyunumdan ördüğüm için bana çok ağır geliyor arkadaşlar. Küçük patik şişlerimle devam edeceğim. Daha kolay oluyor. Son 3 tane modelim kaldı. Şu bir. İlmekler çoğalınca şişte ilerlemek çok zor oluyor mu arkada keseceğiz. Şu da 3. Son olarak yine şöyle bir bakıyorum. İki tersten sonra bir tane düz ilmeğim kaldı. Onu da ilmek içinden ilmek çıkartıyorum ve kenar ilmeğini örüyorum. Şimdi arkadaşlar kolumuzu bakın bedenden ayırdık. Arka tarafta yine kesmelerimizi ve düzlerimizi yaparak modele devam edeceğiz. Ne kadar daha öreceğiz? Bu kol altından itibaren, şuradan itibaren bakın şurası bizim birinci modelimiz. Bu kolu kestikten sonra şurası bir alt alta 18 tane model olana kadar bu şekilde örgümüze devam edelim. 18 modeli tamamladıktan sonra Kol ucunda küçük bir eksiltme yapacağız ve lastikle bitireceğiz yine tekrar ediyorum şurası bizim kolumuzun bittiği yer şurası ilk modelimiz şimdi ikinciyi kurduk 18'e tamamlayalım sonra kolucunu birlikte bitirelim şimdi kolumu tamamladım son 18. modelimi uyguladıktan sonra üstüne bir önden bir sıra düz arkadan ters örgü olarak ördüm bu şekilde bakın önden düz arkadan ters santim olarak da vereyim size ne kadar örmüşüm şöyle göstereyim hemen şuradan kol altından 19 buçuk santim örmüşüz. 20 de diyebiliriz. 19 buçuk 20 santim olmuş. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Birkaç ilmek eksiltme yapacağım. Ve eksiltme yaptıktan sonra tekli lastik uygulaması yapacağız arkadaşlar. Örgümün ön yüzündeyim. En son bir sıra önden düz arkadan ters ördüm. Şimdi bir ters bir düz tekli lastik yapacağız kenar ilmeğini örüyorum düzle başlıyorum sıradaki ters ilmeğimi örerken ikisini birlikte alarak ilk kesmemi yapıyorum ters örgü olarak kestim kenar ilmeğini ördüm bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz Sıradaki kesme ilmeğimi yap kes şey, e, ters ilmeğimi örerken yeniden kesme yapacağım. Bakın şöyle yapıyoruz yani. Hemen göstereyim. Bir tane kestim. Sonra bir, iki tane normal tersimi ördüm. Üçüncü örerken yine kestim. Kestikten sonra düz, ters, düz, ters, düz. Şu benim kestiğim ilmeğim. Şu birinci, şu ikinci ters ilmeğim. Üçüncü örerken kesiyorum. Düz, ters, düz, ters, düz. Yeniden bakın, kestiğim ilmeğim şu bir iki tane ters. Üçüncü örerken kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerim azaltıyorum. Ters, düz, ters, düz. Yine ters örerken kestim bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz yine kestim <laughs> bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz son olarak ilmeğimi kestim bir düz ördüm ve kenar ilmeğini örüyorum toplamda kaç tane kesme yapmışız hemen bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek eksiltmiş oldum ve şimdi sadece tekli lastik uygulaması yaparak örgüme devam edeceğim. Kenar ilmeğini örüyorum. Bir ters, bir düz. Bu sefer ön yüzde yaptığım işlemin tam tersini arka tarafta yaparak devam ediyorum. Toplamda 8 sıra tekli lastik uygulaması yapacağız sonra tek seferde ilmekleri kesip kapatacağız şimdi tekli lastik uygulamasını e, tamamlayıp dönüyorum kolumuzu tamamladık arkadaşlar bakın bu şekilde 8 sıra tekli lastiğimi uyguladım sonra kesmemi yaptım şimdi diğer kola geçeceğiz ve örgümün tersini çeviriyorum arka tarafını ipimi de birazcık uzun bıraktım ki dikiş için lazım olacak çünkü kolumuzun son şu bulunduğu yere <laughs> ipimi bağlayacağım şöyle bakıyorum şuraya bağlayabilirim şuraya son nereye denk geliyorsa orayı bulup düğüm atacağız çok az da uzun bırakacağım ucunu ee, saklarken bana kolaylık olur iki tane sımsıkı düğüm attım Şimdi arkayı haroşa olarak örüp kola geçeceğim. Bir kola ayırdım. Şimdi diğer kola geçiyorum. <laughs> Dediğim gibi haroşa olarak devam ediyorum. Arka için 1 2 3 4 5 6 7 8 Arka için 61 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve kola geldim. Şimdi kolda en son model kurulumu yapmıştım. Arka taraftayım. 48 ilmeği öreceğim. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bir ilmek haroşam var. Bir tane tersim var. Onu ön yüzde <laughs> diğer modelde ilmek içinden ilmek çıkaracağım. Şu iki tane ilmeğim 3, 4, Beşinci ilmeğim kesme ilmeği yani modelim nasıl denk geliyorsa bir kez iki düz bir kez iki düz şeklinde devam ediyor modelim. E, o şekilde kolu örüyorum hiç modelim bozmadan 48 ilmeğimi kol için örüp ayıracağım. 18. Artışım model kurulumuydu. Şimdi onun arkasını gidiyorum. Zaten e, bir işlem kalmadı başka. İki kolu bitirdikten sonra kol altında hiçbir arttırma ya da eksiltme yapmadan kolu birleştireceğiz. Sonra haroşa olarak örüp bitireceğiz hırkamızı. Çok hızlı ilerleyen bir model olduğu için çiğ şey tanesi örgü modeli çok severek yapıyorum hırkasını yeleğini için bir tane de bere hazırlıyorum size çok güzel değişik bir bere onu da bir yabancı kanaldan gördüm <laughs> inşallah onu da sizlerle paylaşacağım ve hırkayla takım olacak bir hırkayı tamamlayıp paylaşayım sizlerle sonraki haftada beresi gelecek ve iki ilmeğimle bitiriyorum 48 tane ilmeğimi kol için ördüm ve geri dönüyorum şimdi artık 48 ilmekle devam edeceğim diğer kolda yaptığımız gibi kenar ilmeğini örüyorum ve sıradaki ilmeklerim düz olarak örülecek çünkü modelimi kurdum iki sıra düz gidiyorum kolu tam anlamıyla ayıralım size son halini göstereceğim bir şey daha göstereceğim onu göstermeyi unuttum hemen şurayı tamamlayıp söyleyeceğim. Bilerek buraları kesmiyorum. Sizler de sıkılmayın lütfen. Tam anlamıyla bu kol ayrımını birlikte yapalım istiyorum. <laughs> bu boğazımdaki öksürük durumu içinde bir alerji doktoruna gideceğim. Herkes şey diyor, duyan herkes acaba ipler mi alerji yapıyor diye. Valla 7 senedir bu işi yapıyorum. Hani hiç olmadı ama tabii olmayacağı anlamına da gelmez. Belki de bunlar yapıyor bir önlemini bir alalım. Sürekli öksürmek artık beni çok rahatsız etti arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Şunu da alıyorum ve şunu alıyorum. Ve geri dönüyorum. Şimdi artık kolu ayırdım tam anlamıyla. Arka tarafı ters olarak gidiyorum bütün ilmeklerimi. <laughs> kolumu tam anlamıyla ayırdıktan sonra 18 tane diğer kolda yaptığımız gibi model kuracağız. Sonra düz öreceğiz. Kesmelerimizi yapıp lastiğimizi örüp bitireceğiz. Diğer kolda yaptığımız işlemin aynısını bu kolda da yapıyoruz. Yani diğer koldaki şeyi göstermeyi unuttum. Hani dedim ya 18 tane model kuracağız. Onu bir göstereyim. Ee, kol altından nasıl göründüğünü nereden başladığını o şekilde hem de tam net görmüş olursunuz. Devam ediyorum. Bakın ters olarak ördüm 48 ilmeğimi de kolu tam anlamıyla bedenden ayırdım. Geldim sıramız sonuna. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm ve geri dönüyorum. Artık kolumuz bakın bu şekilde bedenden ayrıldı. <laughs> Diğer tarafta yaptığımız kolun aynısını burada da örüyoruz. Şunu göstermedim size. Bakın. İnşallah gösterebilirim çünkü misin alış şişte biraz zor oluyor. Şuradan itibaren bakın şu benim ilk başlangıcım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane model kurulumu yaptık. Onu da göstereyim size. Santimini vermiştim ama buradan göstermemiştim. Şimdi bu kolu da şununla aynı şekilde örelim. Sonra kol altı birleştirmesini tamamlayıp hırkamıza devam edelim. İki kolu da tamamladık arkadaşlar bu şekilde. Göstereyim size. Şimdi hırkamızın detaylı olan kısmı bitmiş oldu. Son kez ipimi şöyle tersini çevirdim. Son kez ipimi bağlıyorum ve kol altı birleştirmesi yapacağız. Yine şöyle <laughs> en sona şuraya ipimi bağlıyorum. Artık örgümüze tamamen haroşa olacak şekilde devam edeceğim. Hiç model yok. Ön için örgümü zaten tersindeyim. İlmeklerimi örüp ön yüze geçiyorum ve kol altı birleştirmeyi yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi kol altında herhangi bir eksiltme ya da artış yok. Direkt birleştirme yapacağız. Var olan ilmekler yeterli miktarda bir, bir buçuk keş için <laughs> o yüzden artışa gerek yok <laughs> şimdi ilmeklerimi tamamladım ve ön yüze geçtim devam ediyorum haroşa olarak ön yüzdeyim şöyle kolu biraz yaklaştırayım. Kol altındaki son ilmeğe kadar haroşa olarak devam ediyorum. Ben her zamanki gibi hem düğüm varsa düğümlerimi temizleyerek hem de düğmelerimi dikerek devam ediyorum ördüğüm şeyi bitirdiğimde bittikten sonra ipimi kesip <laughs> rahat bir şekilde siparişimi size sipariş hani gönderiyorum bir daha tekrardan hırkayı ya da yeleğini örüyorsam işte ipini temizleyeyim düğmesini dikeyim diye uğraşmıyorum ben hep böyle hazır bir şekilde ilerliyorum sizler de öyle yaparsanız çok rahat edeceksiniz mesela üçüncü düğmeyi de dikeceğim dördüncü böyle bu şekilde hırkamı bitireceğim şimdi bu son ilmeğe kadar bakın ördüm şu benim son kol altındaki ilmeğimde şöyle de göstereyim direkt birleştiriyorum bakın şöyle yaklaştırdım direkt haroşa olarak ördüm ve kol altını birleştirmiş oldum diğer tarafta da aynı şekilde direkt birbirine birleştireceğim ve haroşa olarak devam edeceğim bakın kol altımız birleşti arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 5 tane ilik olana kadar devam edeceğiz. 15 diş arayla ilik açıyoruz zaten biliyorsunuz. 5 tane ilik açtıktan sonra 5. ilikten sonra <laughs> iki diş daha komple haroşa gideceğiz. Ve daha sonra tıpkı yakada yaptığımız gibi 4 diş olacak şekilde 7 ilmek haroşa sonra bir ters bir düz yani bu yakada yaptığımız şu işlem etek ucunda da olacak iliği açacağız komple iki diş haroşa gideceğiz sonra ön yüze geldiğimizde 7 ilmek haroşa bir düz bir ters bir düz bir ters sonda da 7 ilmek haroşa ile bitireceğiz toplamda 4 diş haroşa olacak 8 sıra lastik olmuş olacak. Öyle söyleyeyim size. Yani şu yakadaki işlemi birebir aynısını eteğin ucuna yapacağız. Şimdi zaten kol altını birleştirdik. Başka hiçbir işlem yok. Haroşa olarak dümdüz bir şekilde hırkamız bitiyor zaten. Sadece etek ucunda dediğim gibi yakadaki lastikten yapacağız. Şimdi hırkamı tamamlayacağım. Son haliyle kadraja sığdırıp ee, paylaşacağım sizlerle. Hemen hırkamı tamamlayıp dönüyorum. Hırkamın bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın 5. ili açtıktan sonra iki diş haroşa ördüm. Daha sonra yedi ilmek haroşa, bir ters bir düz şeklinde tamamlayıp yedi ilmek haroşa ile bitirdim hırkamı. Çok güzel bir çalışma oldu. Instagram'da gerçekten çok beğenildi. Umarım Instagram'daki gibi izlenmeleri de çok güzel olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.